Pizza Türklerin mi? Değil. Bir kere lahmacun kendisi Arapça. Pi sayısıyla pizza. Öyle bir şey. Pizza Türk'ün mü bilmiyoruz. Muhtemelen değil. Ama şunu biliyoruz. Pide diye bir şey var Araplarda, değil mi? Bugün de pide demiyor muyuz Bahadır? Pide var değil mi? Hatta pideciler var. Pide ile pizza arasında nasıl bir bağlantı var? Şöyle. Arapçada dal ve zal diye iki tane harf var ve bunlar birbirlerine çok yakın. Hele benim gibi böyle yazısı çirkin olan el yazısı yazanlar dalla zalı öyle bir yazarlar ki okuyan çeviremez. Hatta bizim nüfusta vardır ya, Ramazan mı Ramadan mı, Fadıl mı Fazıl mı? Eski dilden yeni dile çevirirken bunu Z ile D'yi yani dalla zalı karıştırarak okuduğun zaman Z ile D karışıyor. Pide ile pizza arasındaki bağlantı da işte o Arapça gelen şeyin, nedir o, metnin ya da kelimenin sonrasında Latin harflerini çevirirken de zaten okurken de dikkat et, pizza ya da pide diye okumuyorlar, pizza diye okuyor. Oradaki çift z de tz sesi gibi çıkıyor. Dolayısıyla birbirlerine kardeş olduğunu biliyoruz. Zaten gariban yemeğidir pide ya da pizza. Yani bugün biz belki bunu farklı bir şekilde düşünüyoruz ama tarihte hep bunlar, değil mi? Basit mutfak, hatta Talleyrand demiş ya, İtalyanlar için köylü mutfağıdır. O köylü mutfağı demesinin en temel sebeplerinden bir tanesi aslında onların o dönemki gariban mutfağı olması. Çünkü o dönem, hatırlayın, Orta Çağ'dan itibaren dünyadaki büyük mutfakları, Türk mutfağını düşünün, Osmanlı Sarayı tarafından, Fransız mutfağını düşünün, Fransız Sarayı tarafından himaye ediliyor, patronaj altına alınıyor. Dolayısıyla İtalya'da böyle bir şey söz konusu değil. İspanya'da kategorik olarak söz konusu. Belki başka bir zaman hani o Barcelona etkisi, Katalan etkisi ya da Bask etkisini konuşuruz.